Herkese merhaba. Sezon finaline giriş yapıyoruz. 2023'ü artık bitirmeye son bir ay kala bizi neler bekliyor, neler yaşayacağız? Bunları öğrenmek için Duygu'ya hoş geldin demek istiyorum ama malum Merkür Retrosu bu ayda bizi peşinden sürükleyecek. Ama anladığım kadarıyla hiçbir Merkür Retrosu'nda görmediğimiz bir şey yaşayacağız. Bize iyi gelecek. Duygu hoş geldin. O zaman her şeye rağmen hoş geldim. Hoş çenem buldum. Düştü. Ay, ama Merkür Retrosu deyince beni biliyorsun bir anksiyete durumu söz konusu. Evet, çekimden önce Merkür Retro dedim ve sen evet. Eyvah ne yapacağız dedin. Ama sen benim içimi rahatlattın ve dedin ki yeni aile birlikte giriş yapacağız. Aynen öyle. Söz sende. Bakalım bizi neler bekliyor. Aralık tam bir spoiler. 2024'ün spoilerı olacak Aralık. Aralık'ta yaşadığımız her şey aslında bizi 2024'ü hazırlayacak. Biz ufak ufak göreceğiz Aralık'ta 2024'te neler yaşayacağımızı. Böyle bir ay Aralık. Aralık biraz uzun da bir ay olacak. Dolu dolu bir ay olacak. Bir de tabii Dolunay'la birlikte girdik biz Aralık'a. Dolunay etkileri devam ediyor. Hmm. Ayrılanlar oldu, bitişler oldu ama üzülmesinler. Özellikle terk edilenler üzülmesin diyeceğim. Çünkü aslında terk edilmiyorlar öyle söyleyeyim. Bilinçaltında şu vardır. Sen bir ilişkiyi bitirmek istersin. Karşı taraf gelir ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum der. Aslında sen terk edildiğini düşünürsün ama terk eden sensindir. Bitirmişsin. Tabii ki. Böyle bir aya giriyoruz. Bunu fark edeceğimiz, küllerimizden yeniden doğacağımız ve sağlam başlangıçlar yapacağımız, kalıcı başlangıçlar yapacağımız, Merkür Retro'yu araya katacağımız, yeni aylarla birlikte yeni başlangıçlar yapacağımız, dolunayla tamamlanacağımız yine bir ay. Peki, demin dedik ya aslında ilişkiler bitmiyor. Retrodan dolayı da diyebilir miyiz? Çünkü giden geri gelir. Tabii şimdi retroda eski sevgililer bir döner, bir geri gelirler. Onu da yaşayacak insanlar. İşte eski sevgililerin dönüşleri. Bakalım bu dönüşlerde neler olacak? Hepsini detaylı anlatacağız. O zaman 1 Aralık'tan başlayalım. Başlayalım. 1 Aralık tam olarak Dolunay'ın etkileri devam eden ama yavaş yavaş sakinleştiğimiz bir gün. Hı-hı. 4 Aralık'ta Venüs Akrep'e geçiyor bu olay. Yani çünkü Venüs burç değiştiriyor. Akrep'e, tutkunun burcuna geçiyor, hırsın burcuna geçiyor, azmin burcuna geçiyor. Biraz daha ilişkiler tutkulu olacak yeni başlayanlar için. Kalıcı olacak, kıskançlık enerjisi çok yüksek olacak çünkü akrep, Venüs akrepte. 6 Aralık'ta güzel, şöyle bir şey var Melek, artık gezegenler bir bir ileri hareketine de başlıyor Merkür dışında. Güzel bir şey. Tabii yılın son retrosu zaten Merkür Retro. Diğerleri ileri hareketine başlıyor yavaş yavaş. Bu biraz bizi rahatlatacak. Örneğin 6 Aralık'ta Neptün Balık ileri hareketine başlıyor. Yani aldanma enerjileri son buluyor. Aldatılma enerjileri son buluyor. Hayallerimize bir miktar daha yaklaşıyoruz. Yapmak istediklerimize bir miktar daha yaklaşıyoruz. Şansımız açılıyor. Aralık'ta bir de ilişkilerde bir gün iyi bir iki gün kötü dönemler yaşayacak insanlar. İşte bir gün iyiyse iki gün kötü. Sakin yine kalmalarını öneriyorum. Çünkü geçici bir dönem olacak Aralık. 13 Aralık'ta bir yeni ayımız var Yay'da. Şimdi Yay'da yeni ay bize hep umut verir. Ama. Ama. Korkulu Merkür Retro'da var. İkisi kol kola. Tabii şimdi korkulu Merkür Retro var. Yeni ayda yeni umutlarla başladığımız yeni projeler var. Bunun ikisi kol kola olunca pek de korkacak bir şey yok aslına yani bakarsan. Yani iyiler her zaman kazanıyor. İyiler her zaman kazanıyor. Bir de iyi başlangıçlar yapmak için Merkür Retro bizi etkilemiyor. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki yine çok dikkatli olacağız. Şimdi 27 Aralık'ta bir de Yengeç'te bir dolunayımız var.
Bu dolunayda tabii yengeç olduğu için biraz daha duygusal olacağız. Aile temalı bir dolunay olacak. Ailelerimiz ön planda olacak bu dolunayda. Yılın son dolunayı. Artık yılı bitiriyoruz son dolunayla birlikte. Zaten her ay bir yeni ay var, bir de dolunay var. Artık alışkınız. Sadece gezegen hareketlerinde işte değişiklik oluyor. Bu dolunay tabii yengeç olduğu için sular, seller, hani bunlarla da alakalı diyebilirim. Ay Aslan'da başlıyoruz aslında aya. Ay Aslan'da reklam vermemiz için uygun dönemlerdir. Biliyorsun 1 Aralık uygun bir gün reklam vermek için. Zaman yönetimini iyi yapmaya başlayacağız 1 Aralık'ta. Zaman yönetimi yetilerimiz kuvvetlenecek. Tedbirliyiz, hızlıyız, zihinsel kontrolümüz çok yüksek ama kontrol freeyiz. Kontrol freak olduğumuz için biraz kendimizi baskılayabiliriz. Kalıcı kazançlar sağlayacağımız bir gün. 2 Aralık'ta Merkür 60'lık Satürn balık açımız var. Yani bu şu demek. Sorumluluklar artıyor fakat biz bu artan sorumlulukları fazlasıyla yerine getiriyoruz. Çünkü aklımızı kullanıyoruz, pratik zekamızı kullanıyoruz. 3 Aralık'ta Plüton karesi var orada. Venüs Plüton karesi biraz bizi zorlar ilişkilerde. Güç savaşlarını gösterir. İşte ben, sen, sen, ben bu savaşları gösterir. Hep böyle bir çekişmeler olur. 4 Aralık'ta Ay Başak'a geçer. Eleştirel oluruz. Diyet açısından güzel başlangıçlar yapabileceğimiz, kalıcı kilo vereceğimiz gündür. 4 Aralık. 4 Aralık'ta aynı zamanda dedik ya Venüs Akrep'e geçiyor. İlişkilerde işte tam olarak bugün başlıyor bir iyi iki kötü günler. 6 Aralık'ta Neptün'ün ileri hareketi var. Hayallerimize bir adım daha yaklaşıyoruz dedik. Ay terazide olduğu için de dengedeyiz. Hukuksal konularda iyiyiz. Hukuksal konular işte boşanma, tazminat, nafaka bu konularda da iyi sonuçlar alınacak bir gün. 9 Aralık'ta yine tutkunun, hırsın, gezegeni, akrep, ay akrepte olacak. Biraz daha stalker olacağız o gün. Daha araştırmacı olacağız, daha gizemli olacağız, daha bir merak edeceğiz. Merak duygumuz çok yükselecek. 11 Aralık'ta ayın yaya geçişiyle birlikte daha keyifli hale geliyoruz. Seyahat planları yapıyoruz hemen. Özellikle Başaklar çok gezgin olacak bu ay. En çok planı Başaklar yapacak olabilir seyahat planını. 13 Aralık'ta yeni ayımız başlıyor. 13 Aralık herkese iyi gelecek. Umarım. Umarım. Merkür Retro'dan korkmuyoruz. Bu korkulacak bir Merkür Retro değil. Bu yeni ayla kol kola iyi bir Merkür Retro. Şimdi en çok etkiyi Merkür Retro'dan kim alacak? Oğlak, Başak ve boğalar alacak en çok etkiyi. Elektronik eşya yine almıyoruz, dikkatli oluyoruz. Mümkünse bir ilişkiye başlamıyoruz, biraz bekliyoruz. En azından imzalar atılmıyor. İmzalar atılmıyor. Sözleşmeler imzalanmıyor. Sözleşmeler imzalanmıyor. Yeni başlangıç kararı alabiliriz, tohum atabiliriz. Ama mümkünse imzayı atmayalım, bekletelim. Özellikle 28 Aralık'a kadar bekletebiliyorsak ne mutlu bize. Bekletemiyorsak eğer yine bunun bir formülü var. Astrolojide hiçbir şey kata kesin değildir. Merkür retro var diye imza atmıyoruz aman aman değil. Ama attığımız imzaya başladığımız işe bir sonraki Merkür retroda daha özenli oluyoruz. Takip ediyoruz Merkür retroları eğer bir Merkür retroda bir şey imzaladıysak. Bir sonraki Merkür retroda daha dikkatli oluyoruz. Dönen sevgililer, Merkür retro, eski sevgililer geri dönüyor. Dönen sevgilileri kabul edeceğiz mi? Ha bana kalırsa etmesinler ama iddia etmek isteyen olursa çaba göstermelerine baksınlar. Yani çaba gösteriyor mu karşısındaki? Bir çabası var mı? Önemli bir bahanesi var mı? Bahane diyorum yine ama önemli bir sebebi var mı diyelim. Ona baksınlar. Yoksa da bir aylık sürece baksınlar. Bir aylık sürece baksınlar. Evet. Bir ay içerisinde giderse zaten. Tabii. Gitmiştir. Tabii tabii. Çaba harcıyor mu? Dönen eski sevgili buna baksınlar bence. İkizler ilişkiler açısından çok etkilenecek Merkür Retro'da. Yengeç evlenme kararı alabilir Merkür Retro'da. Yengeçler zaten kötü karar almakta uzmanlar. Yine Merkür Retro'da alabilir yengeçlerimiz. Evet ya biraz bekleseler iyi olur. Aslanlar sağlık açısından etkilenecek. Başaklar biraz daha böyle işte iletişim konularında onları çok etkileyecek.
Zaten Başaklar iletişim konularında Merkür Retro haricinde de tabii Aralık ayında etkilenecekler. Terazi ev, aile konularında etkilenecek. Akrep kardeşler konularında etkilenecek. Yay para anlamında. Oğlak tamamen kendiyle ilgili konularda. İmajı, kendi parası, kendi ailesi, sahip olduğu her şeyle ilgili aslında Merkür Retro Oğlağı derinden etkileyecek. Çünkü başrol Oğlak. Kovalarda bir kafa karışıklığı yaşayabilirler. Merkür Retro'da kafa karışıklığını çözeceğiz kovaların. Hiç önemli değil. Düzelecek. Çünkü yeni ay var. Yeni ay yayda olduğu için yeni umutlarla giriyoruz. Tekrar hatırlatayım. Balıklarda biraz kaygılı girecekler. Anksiyete yükselmesi olabilir ama sakin kalsınlar, meditasyon yapsınlar diyorum balıklara da. 16 Aralık'ta bir Mars üçgen Şiron'umuz var. Yani kariyer anlamında yara alabiliriz. Kariyer hayatımızda ummadığımız şeylerle karşılaşabiliriz. İyi mi, kötü mü? Çok olumlu diyemeyeceğim ama handle edebileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz şeyler olacak. Kariyer alanında bizi yıpratmalarına izin vermeyelim diyerek altını çiziyorum. 16 Aralık'ta önemli bir tarih bunun için. Dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor. 17 Aralık'ta Güneş, Kare, Neptün var. Yani bu şu demek, aldanma, aldatılma açısıdır. En çok da kendimizi kandırırız biz bu durumda, bir kombinasyonda. Kendimizi kandırmamaya özen göstereceğiz. Gerçekçi, ayakları yere sağlam basan adımlar atacağız. 17 Aralık'ta çok alınganız çünkü ay nerede? Balık'ta. Çok alıngan, herkes çok alıngan. Aman aman 17 Aralık'ta kimseye bulaşmadan işimizi gücümüzü halledip uyuyalım. 20 Aralık'ta Ay Koç'ta lideriz. Biz yapacağız diyeceğiz. Başlayacağız, yapacağız. Takip edecekler bizi. Biz lider olacağız. Liderlik ruhumuz ön planda. 21 Aralık Venüs karşıt Uranüs. Yani ilişkilerde ani başlangıçlar, ani bitişler. İlişkilerde ani çıkan sorunların üstesinden gelmek için çaba göstereceğiz. 22 Aralık'ta Ay Boğa'da ama ondan önce 21 Aralık'ta sorunlarla birlikte kariyer fırsatları da yakalıyoruz. Kariyer fırsatları bize iyi gelecek. 22 Aralık'ta çok inatçıyız. Ay Boğa'da olduğu için çok iştahlıyız. Aman 22 Aralık'a kadar biraz daha dikkat edelim beslenme düzenimize. Çünkü iştahımız açılacağı için kilo almaya başlayabiliriz 22 Aralık'ta. 22 Aralık'ta bir de tabii güneşimiz Oğlak Burcu'na geçiyor. Sevgili Oğlakların doğum günü kutlu olsun. Zodyan en disiplinli, en idealist, en zaman yönetimi bilen ve en mesafeli burcudur Oğlak. Oğlakların doğum gününü kutlayalım buradan. Merkür tabii 23 Aralık'ta retro etkisini daha çok göstermeye başlayacak bize. En çok etkiyi 23 Aralık'ta alacağız. Evet, evet. Bu tarihi yazalım bir yere, 23 Aralık'ı. Evet, 23 Aralık'ta çünkü en etkili Merkür retro enerjisi var. 24 Aralık'ta Ay İkizler'de daha meraklıyız, daha enerji doluyuz. Biraz böyle dedikodu seviyoruz o dönem. İşte yapmamamız gerekir. 24 Aralık'ta dikkat etmemiz gerekir. 25 Aralık'ta Kuzey Ay düğümünün Mars'la güçlü bir açısı var. Bu bize kariyer hayatlarımızda hedeflerimize ulaşabilir. Gösterecek. Orada elde ettiğimiz sonuçlar bizi motive edecek. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu ay 1986, 87, 2004, 2006 doğumlular için önemli kariyer fırsatlarının geleceği bir ay. Onlar şanslı. Bu da yani 1986, 87, 2004, 2006 doğumlular şanslı güzel fırsatlar yakalayacaklar hayatlarıyla. Burçlarının bir önemi var mı? Yoksa doğum yılı. Evet. Tamam. Kuzey Ay düğümü çünkü. Kuzey Ay düğümünün Mars'la güçlü bir açısı var. Ve Kat Koç'ta olduğu için şimdi 2004, 2006, 86, 87 doğumluları etkileyecek. Aslında mantık bu. 25 Aralık'ta İlişkilerle ilgili güzel, duygusal zamanlar yaşayabilir insanlar. İşte daha güzel zamanlar geçirebilirler, yumuşatabilirler ters giden şeyler varsa ilişkilerinde. 27 Aralık'ta da Yengeç Dolunay ile birlikte Yengeç, Oğlak, Akrep, Balık en çok etkiyi alacak olan burçlar. Tabii bunlar en çok etki alıyor. Diğerleri ne yapıyor? Diğerleri de etki alıyor. Hepsini burçları tek tek anlattığımızda zaten bahsedeceğim. Burçları anlatırken zaten hani bu gökyüzü olaylarına göre anlatıyoruz. İşte
Koç'u anlatırken Yengeç Dolunay'ı da içinde olacak. Hepsini tek tek anlatacağız. Tamamlanma, karar verme, artık noktalama ve yeniden başlama enerjisi. Hepimizde tabii 2024 yeni kararlar, yeni hedefler var, yeni şeyler yapacağız. Yeni arzularımız, yeni isteklerimiz var. Buna biz Aralık'ta başlıyoruz. Ve yani Aralık'ı nasıl bitirirsek aslında ocağa öyle gireceğiz ve 2024'ün bir nevi tohumlarını atacağız. Aynen öyle. Kadarıyla öyle. Aynen öyle. Bu ayı fazla verimli geçirmemiz lazım sanki. Fazla verimli, fazla enerjisi yüksek ve fazla, biraz fazla olumlu düşünerek geçirmemiz lazım. Çünkü düşüncelerimiz neyse kaderimiz de o oluyor. 28 Aralık'ta da yine önemli bir kavuşumumuz var. Mars-Merkür. Bu yine kariyerle ilgili bir kavuşum. Kariyer fırsatları çıkacak önümüze. 29 Aralık'tan sonra da, 29 Aralık'ta Ay Aslan, yine reklam verebiliriz. 29 Aralık'tan sonra 31 Aralık'ta çok önemli Jüpiter'in ileri hareketi başlıyor. Yani şansımız yükseliyor. Jüpiter Boğa'da, Boğalar 2026'ya kadar şanslı demiştik. Hı hı. Boğaların şansı hala devam ediyor. Fakat Jüpiter bir de ileri hareketine geçiyor. Bir ekstra de ekstra şans. Yani aslında şansımız geri dönüyor. Çünkü geri hareketindeydi. Biraz duraklamıştı. Şansımızı geri alıyoruz. 31 Aralık'tan sonra Jüpiter'in ileri hareketiyle bir de altında. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Hı-hı. Bunu söylemek durumundayım. Yatırım tavsiyesi değil ama altında yükseliş görebileceğimiz zamanlar başlıyor. 31 Aralık'ta Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte. Ay Başak'la kapatıyoruz. Ayı eleştirel kapatıyoruz. Belki ayın kritiğini yapacağız Aralık ayının ama çok eleştirel olacağız. Kendimize fazla yüklenmeyelim diyorum 31 Aralık'ta. Duygucum ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Melek. Bomba gibi bir ay bizi bekliyor. Bekliyor. Umarım 2024 çekiminde bunu daha detaylı olarak konuşacağız ama. Evet, evet. İnşallah bu ayı güzel geçiririz. Güzel geçireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.